Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Esra. Bugün seninle bizim evin en sevilen, hatta baklavadan bile çok sevilen tatlısı nevzine yapacağız. Ne zaman evde tatlı yapmaya karar versek birkaç kişi bu tatlıya oy verir ve oy birliğiyle bu tatlı yapılır. Özel günlerimizin tatlısıdır, misafirlerimizin tatlısıdır, bayramlarımızın ve seyranlarımızın tatlısıdır. Gerçekten çok çok sevdiğimiz bir tatlı. Mutlaka denerseniz çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bütün miktarları aşağıya yazıyor olacağım. Oradan alıp bakabilirsiniz. Şerbet için şeker ve suyu, birkaç damla da limonu ocağa koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ocaktan aldıktan sonra da içerisine bir bardak pekmez ekliyorum. Benim için bir kek çırpmaktan bile daha kolay olan çok pratik bir tatlı bu. Şerbetini hazırladıktan sonra hiçbir zor özelliği yok. Şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz ve tatlının yapımına geçiyoruz. Ben büyük boy bir baklava tepsisinde pişireceğim tatlımı. Eğer siz daha küçük ölçülerde yapmak istiyorsanız, yani küçük boy bir borcamda yapmak istiyorsanız bu ölçüleri yarıya indirebilirsiniz. Oda sıcaklığında bir paket margarin, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı tahin, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı sirke ve kabartma tozu karbonatı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz ve daha sonra da bir su bardağı iri çekilmiş ceviz ekliyoruz. Ben genelde cevizi çekmiyorum, elimle iri parçalar olacak şekilde doğruyorum. Tatlınızı isterseniz kesme tatlı şeklinde de yapabilirsiniz. Ben tepside düz yapınca daha çok seviyorum. Eğer kesme şeklinde olanı yapmak istiyorsanız o tarifte kanalımda mevcut. Buralara bir yere bırakırım. Üzerine çatalla çizikler yapıyorum. Bu çizikler tatlının daha gevrek olmasını sağlıyor. Bu şekilde çizikler yaptıktan sonra da dilimleyeceğim. Ben her zaman dilimlerimi aynı kesmiyorum. Bazen büyük kesiyorum, bazen küçük kesiyorum. Hatta ana kapağı bulursam küçük küçük kestiğimi koymayı düşünüyorum ama yılbaşında yaptığım için küçük küçük kestiğimin fotoğrafı duruyor mu onu bilmiyorum. Eğer ana kapakta farklı bir fotoğraf gördüyseniz o da yine benim tatlımdır, sadece daha küçük kesilmiş halidir. Bu tatlının en önemli püf noktası düşük ayarda pişirmek. Yani içini çeke çeke neredeyse bir saatten fazla pişirmek. 40 dakikaya yakın pişiriyorsunuz. Daha sonra kontrol ediyorsunuz. İyice kızarık olması lazım. 165 derecede iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum ben. Bazen 150'ye de düşürüp daha iyi, daha fazla fırında beklemesini sağlıyorum. Çünkü ne kadar ağır pişerse o kadar gevrek ve lezzetli oluyor. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar bekledim. Hava çok sıcak. Eğer kışsa 10 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Üzerine soğumuş şerbetini ekleyeceğim ve bir gece, eğer vaktiniz yoksa 6 saat dinlendirip üzerini süsleyip servise hazırlayabilirsiniz. Yanına dondurmayla da efsane oluyor bu tatlı. Ben genelde şerbetli tatlılarda bütün şerbeti vermem, bir su bardağı kadar bırakırım. Tatlı şerbetini çektikten sonra üzerine eklerim. Böyle yapınca tatlı daha ıslak ıslak ve daha parlak görünüyor. Aklınızda bulunsun. Eğer unutmayıp hepsini eklemezseniz
daha parlak ve güzel görüntülü ve daha ıslak bir tatlı elde edebilirsiniz. Ben fıstıkla süsledim. İsterseniz çekilmiş ceviz, Hindistan cevizi vesaireyle de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde tatlım hazır. Bu ara fırınım bana biraz sorun çıkarıyor. Altını çok iyi pişirmiyor tatlılarımın. Eğer sizin de böyle bir sorunuz varsa benim gibi unutmayıp fırının en alt katına yerleştirip biraz daha altının kızarmasını sağlayabilirsiniz. Şerbetini çektikten sonra kıyır kıyır çok güzel bir tatlı elde edersiniz. Ben bu tatlıyı çok çok seviyorum. Dediğim gibi eğer denerseniz sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve lütfen takipte kalın.